Sevgili Kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar, 1-7 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, bu hafta başı pazartesi günü Ay Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. Pazartesi sabah ve öğle saatleri, özellikle iş kariyeriniz, aile büyükleri, ebeveynler, ee, anneniz, onlarla ilgili bazı ufak stresler oluşabilir. E, dikkatli olmalıyız. Sağlığınıza da biraz daha özen göstermeniz gerekiyor hafta başında. Pazartesi akşamından itibaren Ay Yay burcuna geçecek. Ee, işle ilgili özellikle grup çalışmaları, organizasyonlar, toplantılar, görüşmeler bu alanlarda daha keyifli enerjiler var. Kalabalıklar arasına daha fazla girebilirsiniz. Kendinizi daha iyi ön plana alabilir, gösterebilirsiniz, yeteneklerinizi ifade edebilirsiniz. Çocuklarınız, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili konularda da bazı girişimler yapabilirsiniz, sevgili kovalar. 4 Eylül'de Ay Oğlak burcuna geçecek. 4 ve 5 Eylül biraz daha geri planda kalmak isteyebileceğiniz, kısa bir mola verip dinlenebileceğiniz sağlığınıza özen gösterebileceğiniz bir süreç. Hafta sonu tekrar enerjiniz yükselecek. 6 Eylül, 7 Eylül Ay Kova burcunda enerji ve motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Ee, özellikle iş, kariyer, ev ve aile ile ilgili konular bunlara zaman ayırmanız mümkün. Ancak hafta sonu 7 Eylül'de biraz Aile ile ilgili konular, ee, aile büyükleri olabilir, ee, işle ilgili, üstlerinizle ilgili konular olabilir. Bunlarla ilgili oluşabilecek Stresler, görevler, sorumluluklar biraz ruhsar olarak sizi zorlayabilir. Daha sabırlı ve sakin olmanız gerekiyor. Bu hafta iki gezegen değişiyor. Burç değiştirecek. Merkür 2 Eylül'de Başak Burcu'ndan ayrılıp Terazi Burcu'na geçecek. 28 Eylül'e kadar Merkür Terazi'de. Bu oldukça olumlu bir gezegen hareketi sizin için. Sevgili kovalar özellikle iletişim yönünüz çok güçlenecektir bu süreç içerisinde sosyal olaylarda kendinizi sosyal ortamlarda çok rahat ifade edebilirsiniz. İş veya özel amaçlı seyahatler, yurt dışı bağlantılı işler, medya, yayıncılık, radyo, televizyon gibi konular, sanatsal kavramlar, eğitim, yüksek öğrenim, akademik bazı konular bunlara zaman ayırabilir, girişimlerde bulunabilirsiniz. E, hukuksal işleriniz varsa onlarla da ilgili daha yoğun e, gündem olacak sizin için sevgili kovalar. Evet 5 Eylül'de Venüs Başak Burcuna geçiş yapacak aslandan ayrılarak ay sonuna kadar Başak Burcunda sizin için maddi konularda özellikle destekler getiriyor hisseli paralarla ilgili şanslarınız var bu dönemde. E, Bankadan kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Bir kredi işleminin sonuçlanabilir. E, vergi, sigorta, prim, nafaka, miras gibi hisseli paralarda önemli destekleyici gelişmeler alabilirsiniz. Eşten, ortaktan yana gelecek paralar. Bu alanlarda da daha şanslı olacaksınız, sevgili kovalar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içi hazırladığımız günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.